Birleşik Devrim'in Sesi Haber Aktüel başlıyor. Değerli dinleyenler, bugün haftanın öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber turumuz olacak. Devrimci Basın'dan özetler bölümünde günlük ve süreli yayınların birinci sayfalarını özetleri paylaşacağız. Bugün bir konu bir konuk bölümünde İKAT Uluslararası Büro Sözcüsü Baki Selçuk'la 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası vesilesiyle Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devletin gözaltına kaybetme politikasına karşı yürütülen mücadeleyi konuşacağız. Devrimci Hareket'in tarihinden haftaya düşen notları Devrimci Hafıza bölümünde, hapishanelere ilişkin haber turumuzu ve Sırbistan'da tutsak edilen 105 gündür açlık grevinde olan enternasyonist devrimci Ecevit Piroğlu'nun telefonla kaydedilmiş mesajını da Güvercin Postası bölümünde paylaşacağız. Birleşik Devrim'in Sesi Haber. Değerli dinleyenler, programımıza haftaya düşen haberlerden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Cumartesi anneleri 1. haftasında kayıpların akıbetini sordu. Cumartesi anneleri 1. hafta eyleminde kayıplarımızı istiyoruz çığlığını yükseltti. 300 hafta sonra bariyerlerin kaldırıldığı Galatasaray Meydanı'nda gerçekleşen eyleme yüzlerce kişi katıldı. Öte yandan Ahmet, Elih, Dilok, Semsur, Sert, Dersim, Van, Colemerk, Şırnak, İzmir ve Hatay'da da Cumartesi anneleriyle dayanışma eylemleri gerçekleşti. Eylemlerde kayıpların hesabının verilmesi istendi. Avrupa'nın birçok ülke ve kentinde de gerçekleşen eylemlerde 1. haftasında Cumartesi anneleriyle dayanışma mesajları verildi. Lice'deki operasyonda bir yurttaş katledildi. Ahmet'in Lice ilçesi Kırsal Nenyas Mahallesi, Cuma gecesi saat 22 sularında ablukaya alındı. Ablukaya alınan mahalle helikopter ve silahlarla taranırken mahallede içeride çocuk ve kadınların da olduğu bir ev tarandı. Mahalledeki abluka 4,5 saat sonra 2:20'de sona erdi. Evlere baskın düzenlenen ablukanın ardından geriye kalan kurşunlar, kan izleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin eldivenleri kaldı. Mahalledeki saldırıda Mehmet Yıldırım isimli bir yurttaş katledildi. DEM Parti, Özgürlük ve Adalet Buluşması için Antep'teydi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Adalet ve Özgürlük Buluşmalarının ikincisini Antep'te gerçekleştirdi. DAEŞ çetesi tarafından 2016 yılında Antep'in Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne yönelik gerçekleştiren katliam saldırısında yaşamını yitiren 57 kişiyi anmak için düzenlenen eyleme DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, HDK Eş Sözcüsü Esengel Demir, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, SYKP Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Emet Antep Milletvekili Sevda Karaca da katıldı. DEM Parti Şahin Bey ilçe binası önünde bir araya gelen kitle slogan ve alkışlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Halkın da alkışlarla destek verdiği yürüyüşün ardından Beybahçe Parkı'nda açıklama yapıldı. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Kürt halkının özgürlük mücadelesinin önüne IŞİD'i koydular. IŞİD'liler Türkiye'nin dört bir yanında turist gibi gezdiler ifadelerini kullandı. Antakya'da Adalet ve Özgürlük Buluşması gerçekleşti. Adalet ve Özgürlük Buluşmaları kapsamında Antakya'da düzenlenen anmada Reyhanlı katliamında yaşamını yitirenler anıldı. Katliamların gerçek sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu. Polis depremzedelerin nöbetine saldırdı. 4 haftadır adil yargılanma talebiyle nöbette olan 6 Şubat deprem katliamında ailesini kaybeden Dönek Kaya'nın eylemine polis saldırdı. Depremde 9 yaşında oğlunu kaybeden ve Kaya'nın eylemine destek veren Zeliha Ağırbaş, "Bizler yavrularımızı enkaz altında ölsünler diye mi büyüttük?" diye tepki gösterdi. Emeklilerden açlığa ve sefalete hayır mitingi. Tüm Emekliler Sendikası Emeklisen, Ege Bölgesi Şube ve Temsilcilikleri, açlığa ve sefalete hayır şiarıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda bölge mitingi gerçekleştirdi. Çok sayıda emekli, Gündoğdu Meydanı'nda toplanıp Cumhuriyet Meydanı'ndaki miting alanına yürüdü. Eskişehir Adalar mevkinde toplanan emekliler ise hamam yoluna yürüyerek orada bir açıklama yaptı. Dilimize her alanda sahip çıkacak, her alanda yaşatacağız. Erciş'te düzenlenen 15 Mayıs Kürt Dil Mitingi'nde
Kürdüz ve Kürdistanlıyız demekten vazgeçmeyeceklerin altını çizen DBP eş genel başkanı Bayındır, her alanda dilimize sahip çıkarak, her alanda yaşatarak bu politikaları boşa düşüreceğiz. Mücadelemizle dilimizi resmi bir dil yapacağız dedi. HBDAŞ'ın eylemleri sürüyor. Türkiye ve Kürdistan'da askeri ve siyasi operasyonlara karşı başlattıkları eylem seferberliği kapsamında Kocaeli'de faşistlere ait olduğunu belirttikleri bir tıra sabotaj eylemi düzenlediklerini duyuran HBDAŞ Necmi Öner milisleri, zindanlar başta olmak üzere halkımıza karşı uygulanan faşizme karşı Mayıs ayı şehitlerinin devrimci ve direnişçi çizgisinde mücadele edecek, bu soykırımcı faşist düzeni yıkacağız dedi. Düş yolcuları katledildiği yerde anıldı. Suruç katliamının gerçekleştirdiği Amara Kültür Merkezi'nde katliamın 9. yılında 33 düş yolcusu anıldı. 33'lerin devletin 100 yıllık inkar ve imha politikasına, Kürtlerin yalnızlaştırılması politikasına karşı Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanından Kürt halkının haklı mücadelesini yükseltmek için yola çıktığı vurgulanan anmada, bugün tutsaklarımız ve şehitlerimizle mücadelemizin ruhuyla yürümeye devam edeceğiz. Kürt halkı ile birleşerek yürüyen bu yürüyüşümüzü durduramazsınız denildi. Ankara'da Gezi paneli gerçekleşti. Gezi'de ölümsüzleşen Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalıtaş ve Ethem Sarısülük yoldaş şahsında devrim ve sosyalizm kavgasında toprağa düşenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından etkinlik başladı. Açılış konuşmasının ardından avukat Kazım Bayraktar, video aktivist ve akademisyen Sibel Tekin, işçi İbrahim İlhan ve İlmek Kadın Dayanışması'ndan Sibel Korkmaz Sarı yaptıkları konuşmalarda değişik boyutlarıyla gezi günlerini anlattı. Devrimci Basından. Değerli dinleyenler, Devrimci Basından Özetler bölümünün ilk gazetesi Yeni Yaşam Gazetesi ile başlıyoruz. Üst başlıkta Cumartesi Haneleri 1. haftada yine Galatasaray'da karanfillerle bütün dünyaya seslendi diyen gazete, 1000 yıl geçse vazgeçmeyeceğiz manşet başlığını atmış ve 1000. haftasında gerçekleşen oturma eylemine dair şu satırları manşet spotuna çıkarmış. Cumartesi Haneleri'nin eyleminin 1000. haftasında bir araya gelen yüzlerce kişi, gözaltında kaybedilen ve katledilenler için bir kez daha adalet istedi. Eylemde unutmuyoruz, asla unutmayacağız. Bin haftadır aykırıyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz denildi. Kitlesel gerçekleştirilen bu haftaki eyleme HDK, DEM Parti eş başkanlarıyla çok sayıda parti ve örgüt temsilcisi katılırken siyah bir örtünün üstünde kaybedilenlerin fotoğrafları ve karanfiller yer aldı. Eylemde basın metnini okuyan İHA'de İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyonu üyesi Sebla Arcan, bin haftadır hiç dinmeyen bir acı ve hiç dinmeyen bir umutla bekliyoruz devletin alıp götürdüğü sevdiklerimizi. Bininci haftada tek bir taleple çıkıyoruz. Kayıplarımızı istiyoruz. Karanfillerimizi buraya değil mezarlara bırakmak istiyoruz. Bininci haftamızda tekrar haykırıyoruz. Sevdiklerimizi bulana kadar vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandım. Değerli dinleyenler, bildiğiniz gibi 24 Mayıs'ta Şen Yaşar ailesi Adalet Bakanlığı önünde yapacakları eyleme katılım çağrısı yapmıştı. Ancak dün gerçekleşecek olan Cumartesi annelerinin 1000. oturma eylemi nedeniyle eylemlerini 31 Mayıs'a aldıklarını açıkladı. Manşetin içinden bu bilgiyi de paylaşan gazete, Emine Şen Yaşar Cumartesi'yi selamladı başlığıyla görmüş. Yeni Yaşam sür manşette üst başlıkta mahallelere abluka, helikopterle taranan evler, dışarı çıkanlara gözaltılar demiş ve Lice'de neler oluyor başlığını atmış. Cuma gecesi başlatılan operasyona ilişkin ayrıntıları sür manşet spotuna çıkarmış. Yayınımıza Özgür Politika gazetesinin 25-26 Mayıs tarihli sayısıyla devam ediyoruz. Gazete 1. sayfasını Cumartesi annelerinin mücadelesine ayırmış ve evlat için bin hafta manşetini atmış. Manşet spotuna ise şu satırları çıkarmış. Canım bin haftadır kayıp, tam bin hafta. Mevsimler geçti, yaralar geçmedi. İçlerinde evlat ateşi yanıp durdu. Evlatlarını ararken bazıları göçüp gitti. Yerlerini evlatları, torunları devraldı. Kuşaklar değişti de acı değişmedi.
Onlar otururken başka evlatlar kaybedildi. Her hafta yanlarında yeni bir anneyi bulur oldular. Emine Ocak, Zübeyde Tepe ve Hanife Yıldız. O günlerden bugünlere kalan üç anne. Emine Ocak 88 yaşında. 29 yıldır kaybedilen evladının hesabını sormaktan asla vazgeçmedi. Yaralıyım. Galatasaray'daki tüm anneler, kadınlar yaralı. Annelere bu acıları yaşatanlar ceza aldığında, adalet geldiğinde, mezarlarına bir çiçek götürdüğümüzde çocuklarımızın kokusu bize gelecek. Hala yaşıyorsam bunun için yaşıyorum diyor. Özgür Basın emekçisi Ferhat Tepe'nin kardeşi Ayşe Tepe ise şunları söylüyor. Bu mücadeleyi 1. haftaya taşımak elbette kolay değildi. Anneler, babalar, kardeşler hayatlarını bu mücadele yıllarında kaybettiler. Şimdi 2. ve 3. kuşaklar mezar yerini bileyim, kemiklerini bulayım diye sürüyor. Gidenler arkalarında güçlü bir miras bıraktı, vazgeçmeyiz. Gazete evlatlarının kemiklerine ulaşamadan yaşamlarını yitiren kayıp annelerini de Fatma Ana, Elmas Ana ve Asiye Ana şahsında anıyor. Kayıp yakın avukat Baskın Eren'le yapılan röportajda devlet yüzleşmedi, yüzsüzleşti başlığıyla yer alıyor gazetede. Özgür Politika gazetesi kayıp Rıdvan Karakoç'un avukatı Eren Keskin'le de hafta kapsamında röportaj yapıyor. Röportaj birinci sayfada şöyle yer alıyor. Cumartesi annelerin elimle başlaması sebep olan isimlerden biri de Rıdvan Karakoç'tu. İhade eş başkanı Eren Keskin, Rıdvan'la Musa amcanın evinde tanıştık. Rıdvan bir gün ofisime geldi. Takip ediliyorum, sana bir vekalet çıkaracağım ve her gün seni arayacağım. Bir gün aramazsam bil ki o gün benim başıma bir şey geldi dedi. Sonra aramadım. Değerli dinleyenler, programımıza haftalık yayınlanan Agos Gazetesi ile devam ediyoruz. Gazete bu hafta Anayasa Mahkemesi'nden hala yapılamayan hastane seçimleri için emsal karar örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir manşetiyle çıktı. Manşet spotu şöyle. Anayasa Mahkemesi'nin Balıklı Rum Hastanesi Vakfı seçimleri için yapılan başvuruda verdiği kritik karar, tüm azınlık toplumları için bir emsal niteliğinde. Rum toplumundan 5 isim 1991 yılından bu yana hastane vakfı yönetimi için seçim yapılmadığını belirterek mahkemeye başvurmuştu. Mahkemeden sonuç alamayan başvurucular Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. Mahkeme başvuru üzerine önemli bir karar verdi ve örgütlenme özgürlüğü ihlal edilmiştir hükmüne vardı. Anayasa Mahkemesi kararın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirmesine hükmetti. Bilindiği gibi 2022 yılında yayınlanan yönetmenlik ile azınlık vakıfları yıllar sonra seçim yapabildi ancak azınlık hastaneleri için ayrı bir yönetmenlik yayınlayacağını belirtti. Bu yönetmenlik için bir yıldır bekleyiş sürüyor. Başvurucuların avukatı Cem Sofuoğlu, karar son derece olumlu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bunu bekletmeden uygulaması lazım diyerek VGM'ye dilekçe vereceklerini söyledi. Gazete Ermenistan'ın Azerbaycan'la yaptığı sınır anlaşması kapsamında 4 köyün Azerbaycan'a verilmesine karşı başlayan eylemleri de birinci sayfadan görmüş. Cumartesi annelerinin 1. haftasına ulaşan adalet mücadelesine de birinci sayfasında yer veren Agos gazetesi, Arjantin Ermeni toplumu ile Plaza de Mayo annelerinin kesişen yollarını Nor Sevan gazetesi editörü Emiliano Lombardejan ile konuşmuş. Birleşik Devrim'in Sesi programına Atılım Gazetesi'nin bu haftaki birinci sayfasıyla devam ediyoruz. Kobane onurdur, mücadele parolamızdır manşetini atan Atılım Gazetesi manşet spotuna şunları çıkarmış. Faşist Saray Cuntası, DAEŞ çetesiyle kurduğu ortaklık sonucu Kobane'de yenildi. Yenilginin intikamıyla 2006 Kasım'ında HDP'li siyasetçilere tutuklama saldırısı başlattı. Adı Kobane Kumpas davası olan bu dava kapsamında kendi hukukunu da aşarak HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da MYK üyelerine 302. maddeden 400 yıla varan ceza yağdırdı. Sosyalist hareket ve Kürt özgürlük mücadelesinin öznelerine verilen cezalar sadece Kobane yenilgisinin hazımsızlığı değil, aynı zamanda Birleşik Cephemiz HDP fikriyatı ve pratiğini hedeflemektedir. Hapishanelerde 8 yıldır rehin tutulan HDP'li yoldaşlarımız faşist saray yargısının kararını tanımadıklarını haykırdı. Faşizmin kararlarını birer paçavra olarak tarihin çöp sepetine attılar. Onlar tarihte en doğru yerde durdular. DAEŞ'in Kobane soykırımına geçit vermediler. Halklarımızın onurunu ağarttılar.
Kobane davasına çıkan karar halklarımız nezdinde hükümsüzdür. Türkiye, Kürdistan ve Avrupa'da halklarımız alanları sokaklara çıktı. Birleşik mücadeleyi yükseltti. Her yerde savunacağız, haykıracağız. Kobane onurumuzdur. Mücadele parolamızdır. Gazetenin sür manşetinde ise İKAD Türkiye temsilcisi Ayşe Yılmaz'da göz altında kayıplara karşı verilen mücadele üzerine yapılan röportaj yer alıyor. Sür manşet spotuna ise şu satırlar çıkartılmış. Gazi ayaklanmasının komutanı Hasan Ocak, 1995 yılı 21 Mart'ta kaçırıldığında sağ aldınız sağ istiyoruz. Susma, sustukça sıra sana gelecek, kaybedenler kaybedecek şiarıyla bir kampanya sürdürüldü. Kampanya deneyimini anlatan İKAD Türkiye temsilcisi Ayşe Yılmaz, Hasan'ın yoldaşları ve ailesinin başlattığı mücadeleye sendikalar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve diğer kayıp yakınları da dahil edilerek birleşik mücadeleyle kazanımı sağlandığını söyledi. Eylemler Avrupa'ya taşınarak enternasyonist bir boyut kazandırıldı. Kampanyayla devlet suçüstü yakalandı ve kaybetme politikasında geri adım atmak zorunda kaldı. Cumartesi annelerin Galatasaray mevzisi de bu süreçte kazanıldı. Atılım gazetesi bu hafta Kobane davası ve birleşik mücadeleye yeni bir başlangıç imkanı başlıklı yazısında Kobane kararı sonrasında birleşik mücadele dinamiklerine işaret ederek şunları yazıyor. Birleşik mücadelede merkezileşmenin farklı formları bulunabilir. Kalıcı ve nispeten uzun erimli biçimler hedeflenebilir. Bu başaramadığı koşullarda dönemsel ve somut gündem odaklı birleşik mücadele formları yaratılabilir. Çünkü dönem birleşik mücadeleyle ilerleme ve gelişme dönemidir. Rota köşesinde İbrahim Çiçek'in Kobane yargılaması nedeniyle rejimin faşist niteliğini yeniden düşünmeye davet ve Özgür Kadın köşesinde ise şef tipi aile vizyonu kadın köleliği yazısı yer alıyor. Değerli dinleyenler, Devrimci Basından Özetler bölümüne 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesiyle devam ediyoruz. Özgür Gelecek, siyasette yumuşama ve normalleşme, halka saldırıda uzlaşma manşetini atmış. Manşet spotuna ise şu satırları çıkarmış. İktidar ve muhalefetiyle Türk hakim sınıf klikleri kendi aralarındaki dalaşta yumuşarken halka saldırıda ortaklaşmış durumdadır. Onların bu ortaklaşması, halkın alım gücünün daha da düşmesi ve yoksullaşması, işsizliğin ve faşist saldırganlığın artması demektir. Bir yandan iktidarın faşist terörü devrededir. Diğer yandan ise muhalefet adına CHP tarihsel rolünü oynamakta ve halk kitlelerinde var olan tepkiyi kendi arkasında yedekleyerek düzenin bekasına hizmet politikasını pratikleştirmektedir. Keza faşizmin normali daha fazla katletme, şiddet, işkence, baskı ve tutuklama saldırısıdır. Bu normalinin ne olduğu Kobane intikam davasında ve Mayıs anmalarında görülebilir. Ancak komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın bütün yasaklama, gözaltı ve tutuklama saldırılarına rağmen devrimci bir kararlılıkla anmak adına sergilenen duruş, faşizmin kazandığını düşündüğü anda bile kaybettiğinin göstergesidir. Kaypakkaya yoldaşın enginleri fethetme, cüret ve cesaretiyle halkımızın özgür, eşit ve demokratik bir ülke hayalini gerçek kılacağız. Özgür Gelecek gazetesinin Denge Azadi köşesindeki yalnızlaşan Benjamin Netanyahu, sarsılan İsrail otoritesi ve sahnelenen ateşkes oyunu başlıklı yazıda Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerini analiz ediyor. Yumuşama, normalleşme mi? Başlıklı sentez köşesinde ise kamuda tasarruf adıyla yayınlanan ekonomi paketinin sonuçlarına ve iktidarın giderek sertleşen politikalarına dikkat çekiliyor. Sentez bölümündeki bir diğer yazının başlığı ise Orta Doğu, bölge devletlerinin dalaşına doğru başlığını taşıyor. İbrahim Kaypakkaya anmaları da gazetede yer alıyor. Pusula köşesindeki yazının başlığı ise şöyle: Mayıs, direniş diliyle konuşan kahramanların ayıdır. Haftalık periyotla online çıkan Mücadele Birliği'nin birinci sayfasıyla programımıza devam ediyoruz. Ne yarına ne yanınıza bırakacağız manşet başlığını atan Mücadele Birliği manşet spotuna şunları çıkarmış. Birleşik devrimin kökleri derinde, çok derinde. Bu kapitalist toplumun genetik yapısında. Gözaltılarla, zindanlarla, sokak ortasına taşıdığınız işkencelerle engelleyemezsiniz. Ne kapısına kilit vurduğunuz ve vuracağınız partilerle sınırlı o, ne gün aşırı baskınlarla susturmaya çalıştığınız sosyalist basınla ve örgütlerle ne de sendikalarla.
sınıf bilinçli işçileri, öne çıkan doğal önderleri, devrimcileri, sosyalist basın üyelerini, binlerce ve binlerce insanı gözaltına alıyorsunuz, işkenceden geçiriyorsunuz, tutukluyorsunuz, ne değişiyor? Bakın, korkutmaya çalıştığınız sınıfın kararlı unsurlarını bağrında toplamaya başlayan mücadeleci sendikalar tüm bu azgın faşist terörünüze meydan okuyor. Onlar normalleşme desin, biz mücadele. Mücadele Birliği ayaklanmalar mahkeme kararıyla engellenemez başlıklı Esör'den köşesinde ise özetle şunlara yer vermiş. Gezi ve Kobane davaları topluma emekçi yıllara verilen gözdağıdır. Tamamen bu iş için kurgulanır. Sanık sandalyesine oturttukları simge isimlerin gerçekte bu ayaklanmalarda nasıl rol oynadıkları ikinci plandadır. Önemli olan o simge isimler üzerinden emekçilere verilen mesajdır. Bunun ötesinde o isimlerin siyasi arenada tuttukları yer, siyasal kimlikler, siyasi dengeler elbette bir anlam taşır. Tüm bunlar da hesaplaşmaya dahildir ama ikinci derecede. Faşist devlet ve dinci faşist iktidar bu tür davalar üzerinden dilediği kadar gözdağı vermeye çalışabilir. Ama ne yaparsa yapsın yeni ve daha güçlü gezilerin, Kobane serhıldanlarının önünü alamayacaktır. Çünkü bu ayaklanmaları yaratan şey birilerinin çağrısı değil, toplumsal yaşamın bizzat kendisidir. Bugün bu davalar üzerinden emekçilere sopa sallayanlar yarın halk mahkemesinin sanık sandalyelerini dolduracaktır. Değerli dinleyenler, programımıza 2 ayda bir yayınlanan teorik siyasi dergi Devrimci Proletarya'nın 5. sayısıyla devam ediyoruz. Derginin manşet yazısı: Sizi ruhsuz oportünistler, çürümüş bürokratlar sizi, Taksim ruhu yaşıyor, yaşayacak makalesi. Selim Açan'ın kaleme aldığı Türk Solu makalesi, Türkiye'nin devrimci sosyalistleri iflah olmaz sosyal şövenlerle aynı kefeye koymakla kalmayıp, halklar arasında milliyetçi düşmanlık duygularını besleyen indirgemeci yaklaşımları eleştiriyor. Oya Açan'ın Birleşik Devrim Zorunluluğu, Zorluklar ve Olanaklar makalesi ise Türkiye devrimiyle Kürt özgürlük mücadelesinin birbirini tamamlayıp bütünlemeye olan ihtiyacına dayanıklarına dikkat çekiyor. Çiğdem Devran, saldırı, yatırım, hırsızlık başlığını taşıyan makalesinde ırkçı faşist rejimin Kürt sorununda izlediği inkar, imha ve savaş politikalarının arka planında yatan nedeni, Türk tekelci ve orta burjuvazinin sadece kuzeyde değil, Güney Kürdistan ve Rojava'daki dizginsiz sömürü ve yağma iştahını verilerle sergiliyor. Yunus Özgür, inşaat işle dev yapı, yapı iş arasındaki yoldaşça işbirliği deneyiminden çıkarılan dersleri özetlediği İstanbul Finans Merkezi Şantiyesi Deneyimi, Dayanışma, Fiili ve Meşru Mücadele dizisinin bu sayıda yer alan 2. bölümünde şantiyedeki çalışmayı hangi yaklaşımla nasıl adım adım ördüklerini anlatırken ders aldıkları iki vahim hatalarını büyük bir içtenlikle dile getiriyor. Poyraz Soysal, 24 Nisan Ermeni soykırımının yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı Çökmenin Bahanesi, İnkarın Çürütmesi başlıklı makalesinde Abdülhamit döneminde başlayan Ermeni soykırımlarının temelinde yatan azınlıkların ellerindeki birikmiş sermayeye çökme amacının altını çizerek bu yağma politikasındaki tarihsel devamlılığa dikkat çekiyor. Selçuk Ulu, yapay zeka konusundaki tartışmalara ilişkin geçen sayıda başladığı yazı serisini bu sayıda Kapitalizmi Yapay Zeka da Kurtaramayacak makalesiyle sürdürüyor. Devrimci Basından. Marksist-Leninist Komünist Parti Kürdistan Savaşçısı Zafer Aydın'ın Tılsemir Cephesi'nde 7 Ağustos 2023 tarihinde ölümsüzleştiğini duyurdu. MLKP Kürdistan'ın bu açıklamasını kısaltarak sizinle paylaşacağız. Rojava ve medya savunma alanlarında Dilşar Renas adını alan Zafer yoldaşımız, Şehit Alişer Deniz Tugay'ın da komutan olarak görev alıyordu. Rojava Derin Topraklarının Tıltemir Cephesi'nde 7 Ağustos 2023 tarihinde Erişa Köyü'ndeki çetelere yönelik baskının eylemi sırasında fedai devrimcinin çıtasını yükseltti. Eylem 3 Ağustos'ta Kamışlı'da KSD güçlerine, 12 Haziran'da Kobane'de doğrudan partimize hedef alan SİHA saldırısında şehit düşen Yılmaz Bahraş yoldaşın intikamı olarak gerçekleşmişti. Zafer yoldaşımız 6 çete mensubunun cezalandırıldığı eylemin öncü saldırı kolunda yer aldı. Yanında KSD'li yoldaşı ile birlikte düşman mevzilerinin üstüne giderek çetelere büyük bir bozgun yaşattı.
İlk önce yakın mesafeden el bombasıyla hedef alınan çetelerden hesap sormak için güçlü vuruşlar gerçekleştirdi. Zafer yoldaşımız eylem sırasında yaralandı ve ölümsüzleşti. Kararlı, fedakar ve düşman kiniyle yüklü zafer yoldaşımız, devrimin feda bölüğünde yer almanın bilinciyle hareket etti, savaştı. Tıltemir'de işgal edilmiş derin topraklarımızda düşman noktalarına yönelik çok sayıda eylemin keşfini gerçekleştirdi, koordine etti ve bizzat içinde yer aldı. Son eyleminde de hesap sorma kararlılığıyla düşman üzerine koştu. Suruç'un, Heseke'nin, Kobane'nin, Kamışlo'nun hesabını sormak için ölümsüzlere bağlılığın kararlılığı ve düşmana öfkenin cesaretiyle hedef aldı düşmanını. Onurlu ve alnı ak biçimde toprağa düştü, ölümsüzler kervanına katıldı. 2015 Nisan'ında partimizle tanışan Zafer Yoldaş katıldığı bir meclis çalışmalarıyla devrimci faaliyette yer almaya başlamıştı. Zafer Yoldaşımız, faşist Şefik rejiminin besleyip büyüttüğü DAEŞ çetesini 20 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirdi. Pirsuz Suruç katliamında oradaydı. 33 yoldaşını kaybeden Zafer Yoldaşımız da bu saldırıda yaralanmıştı. Zafer Yoldaşımız, mücadele hayatının dönüm noktası olan katliamın ardından hesap sorma bilincini yüklenmişti. Yoldaşımız parti üyeliğini geride kalan yıllarda bir onur nişanı olarak taşıdı. Türk bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Özgür, birleşik ve sosyalist bir Kürdistan için savaşmanın aynı zamanda kendi özgürlüğü için savaşmak olduğunu bilinciyle Karadeniz'den yola çıkıp Rojava derin topraklarına geçti. Burada aldığı eğitimlerin ardından Kürdistan dağlarında bir gerilla olarak yer aldı. Yıllarca yer aldığı Özgür Kürdistan dağlarında Gara Savaşı'na katıldı. Kaç kez ölümle burun buruna geldi ama iradesi kırılmadı. Karamsarlığa kapılmadı. Bedeni yaralandı ama bilinci ve iradesi ışıldadı. Bir süre sonra yeni işgal saldırılarına karşı derimi savunmak için Rojava sahasına geçti. Şehit Alişer Deniz Tugay'ında komünist bir savaşçı ve komutan olarak görev aldı. Kürtçe öğrendi, Arap savaşçılarla bağını güçlendirmek için Arapça öğrenmeye başladı. Yaşamda ve eylemde komutanlık görevlerine dört elle sarıldı. Düşmanın iç mevzilerine kadar sızma gerçekleştirilen eylemlerin ilk gönüllerinden biri oldu her zaman. Tugay'ın şehit komutanı Serfiraz Nidal ve Kemal Pir'den dev alınan sancağı onurla dalgalandırdı. Bir konu, bir konu. Değerli dinleyenler, Bir Konu Bir Konuk bölümünde İKAT Uluslararası Büro Sözcüsü Baki Selçuk ile 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası vesilesiyle Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da devletin göz altında kaybetme politikasına karşı yürütülen mücadeleyi konuşacağız. Sayın Selçuk, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın Selçuk, faşist diktatörlüğün göz altında kaybetme politikası bildiğiniz üzere yıllardan beri uyguladığı bir strateji. Bu mücadeleye karşı yapılan mücadeleyi değerlendirmenizi istesem bize neler söylersiniz? Evet, öncelikle faşist diktatörlüğün göz altında kaybetme saldırısı 80'li yıllardan itibaren giderek artan ama 90'lı yıllarda kitlesel bir boyut alan Kürt özgürlük mücadelesini ve devrimcilerin, sosyalistlerin mücadelesini bastırmak için kullandığı saldırı yöntemlerinden bir tanesi olarak 90'lı yıllarda öne çıkmıştı, kitlesel boyut kazanmıştı. Göz altında kayıplara karşı o dönemde yürütülen 95 yılında Hasan Ocak kampanyası, ardından 27 Mayıs 1995'ten başlayan Cumartesi Anneleri eylemi ve daha sonraki yıllarda Kürdistan'ın değişik kentlerinde, örneğin Batman'da, Ahmet'te, Kolomer'de, İzmir'de ve daha başka kentlerde yürütülen mücadeleler sonucu önemli oranda püskürtüldü. 90'lı yıllarda geri püskürtülmeye başlandı. Bu şu olguyu ortaya çıkardı. Bu mücadele yöntemini devlet bir saldırı yöntemi, bir yok etme yöntemi olarak kullanmıştır. Yani Türkiye'de Türk devletinin uyguladığı bir göz altında kaybetme gerçekliği saldırısı var. Bu görüldü, kabul edildi. Devlet önemli oranda teşhir edildi bu konularda. Bir diğer ortaya çıkarılan, bu mücadele sonucu ortaya çıkarılan gerçeklik ise toplu mezarlar gerçekliği. Bu konuda insan hakları örgütlerinin yürüttükleri mücadeleler sonucu gözaltında kayıpların önemli bir kesiminin toplu mezarlara gömüldüğü ortaya çıkarıldı.
Son iade raporlarında 348 toplu mezar olduğu tespit edildi ve 4200 civarında insanın buralarda olduğu bilgisine yer verilmekte. Toplu mezarlar henüz hepsi, çoğu açılamadı. Sadece 45 tanesi açıldı ve buralardan 281 kişinin bedenine ulaşılabildi, kemiklerine ulaşıldı. Diğerlerinin açılamamasının nedeni de devletin izlediği politika ve özellikle bu konuda var olan Kyoto Sözleşmesi'ne uymaması gerçekliği. Ancak bu konudaki mücadele sürüyor, sürmeye devam ediyor. Devlet önemli oranda teşhir olmuştur. Bu mücadeleyi de engelleyememektedir. Cumartesi annelerinin dün gerçekleştirdikleri birinci hafta oturma eylemi ve özellikle Kürdistan'da başta olmak üzere Kürdistan'da ve Türkiye'de yürütülen dün kayıp yakınlarının ve insan hakları savunucularının yaygın bir şekilde ortaya çıkması bu mücadelenin süreceğini, gözaltında kayıpların ortaya çıkarılması için devam edileceğini ve kayıpların sorumlularından aşağı çıkarılarak cezalandırılması talebinin yükseltileceğini göstermektedir. Sayın Selçuk, bildiğiniz üzere 17-31 Mayıs Kayıplar Haftası ve bu hafta için hem Türkiye ve Kürdistan'da hem de Avrupa'da birçok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliklere ilişkin bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabii. 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplarla Mücadele Haftası. Daha 1996 yılında, yani Cumartesi Hanelerinin birinci yıl döneminde İstanbul'da toplanan Uluslararası bir gözaltında kayıplar kurultayında, birinci gözaltında kayıplar kurultayında kararlaştırılmıştı. Bu hafta boyunca birçok etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl bu haftanın çok daha özgün bir yanı vardı. Cumartesi annelerinin birinci oturma eyleminin, yani birinci hafta oturma eyleminin de bu gözaltında kayıplar haftasına denk gelmesinden dolayı gerek Türkiye ve Kürdistan'da gerekse de Avrupa'da çok yaygın eylemler esasen dün gerçekleştirildi diyebiliriz. Yani 25 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Hafta boyunca İnsan Hakları Derneği, özellikle İstanbul Şubesi, Kayıplar Komisyonu bir dizi programlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. 31 Mayıs'a kadar sürecek olan. Haftaya zaten Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un mezarlarının olduğu Gazi mezarlarına yapılan bir yürüyüş ve anmayla başlayan ve sonrasında birçok film gösterimi, sergiler ve farklı etkinliklerle hafta arasında devam eden eylemler dün birinci hafta eyleminde kitlesel bir boyut aldı. Galatasaray'a tekrar kayıp yakınları, cumartesi anneleri kitlesel bir katılımla kayıpların hesabını sordular. Aynı zamanda Kürdistan'da ve Türkiye'nin birçok yerinde de dün eylemler gerçekleştirildi. Ve hafta boyunca benzer eylemler devam edecek farklı etkinlik tipleriyle. Pardon. Avrupa'da ise Cumartesi annelerinin birinci hafta eylemi dolayısıyla hemen tüm eylemler 25 Mayıs'a kilitlendi, alındı. Hem kayıpların hesabını sormak bakımından hem de Cumartesi annelerle dayanışma göstermek bakımından. Almanya'da Hamburg, Berlin, Bielefeld, Köln, Nürnberg, Stuttgart, Ulm, Frankfurt en azından tespit edebildiğimiz kentlerde eylemler yapıldı. Ancak İngiltere, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerde de çeşitli kentlerde kayıp eylemleri gerçekleştirildi. Cumartesi annelerle, kayıp yakınlarıyla dayanışma gösterildi. Kimi yerlerde önümüzdeki günlerde 31 Mayıs'a kadar olan süreçlerde sevgi açılması, film gösterilmesi gibi farklı eylem ve etkinliklerle bu hafta devam edecek. Kayıpların hesabını sormaya, sorumluların yargılanması talebi yükseltilmeye devam edilecek. Sayın Selçuk, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Devrimci Hafıza. Programımızda 27 Mayıs 1995 tarihinde Galatasaray Meydanı'nda başlayan oturma eyleminin yıl dönümü vesilesiyle yazdığımız dosyaya devam ediyoruz. Devletin Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de kaybetme politikasına karşı mücadelenin örgütlenmesinin ilk adımı 27 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemiyle başladı. 21 Mart 1995 tarihinde Hasan Hoca'nın İstanbul'a gözaltına alınarak kaybetmek istenmesi üzerine harekete geçen yoldaşları ve ailesi Nisan başında Hasan'ı sağ aldın sağ istiyoruz şiarıyla bir kampanya başlattı. 17 Mayıs'ta Hasan'ın İstanbul Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda işkence edilmiş bedenine ulaşıldı. Bir grup aydının önerisiyle İhale İstanbul Şubesi'nin çağrısıyla Hasan'ın yoldaşları ve kayıp ailelerinin sahiplenmesiyle o tarihten itibaren faşist diktatörlüğün gözaltında kaybetme politikasına karşı İstanbul merkezli bir mücadele başlatıldı. Bir süre sonra cumartesi saat 12'yi gösterdiğinde Galatasaray Meydanı'nda oturanlara basın cumartesi anneleri adını verdi. Meydanda cumartesi meydanı olarak anılır oldu. 21 Mart 1995 tarihinde Hasan Hoca'nın gözaltına alınması üzerine başlayan kayıplar mücadelesi 1996 yılında uluslararası bir mevzuya ulaştı. Hasan Hoca'nın cenazesinin Altınşehir Kimsesizler Mezarlığı'nda bulunduğu 17 Mayıs'ın 1. yıl dönümünde toplanan kurultayda 17-31 Mayıs günleri gözaltına kayıplara karşı uluslararası mücadele haftası olarak kabul edildi. 1996 yılında devletin toplumsal muhalefete yönelik saldırıları, gözaltında kayıpların sesini dünyaya duyuran cumartesi annelerine her cumartesi gerçekleştirilen eyleme de yöneldi. 19 Mart 1999 tarihinde oturma eylemlerine katılım düşmesi üzerine cumartesi oturma eylemine ara verildi. Bu ara 2009 yılına kadar sürdü. 31 Ocak 2009'da Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri yeniden başlatıldı. Bir süre sonra oturma eylemleri İzmir, Ahmet, Batman ve Şırnak'a taşındı. 700. haftada eyleme saldırı oldu ve Galatasaray yeniden aylara yasaklandı. Eylem pandemi sürecine online açıklamalarla devam etti. Salgın sona ermesinin ardından aileler yeniden Galatasaray'da bir araya gelmeye başladı ancak her seferinde polis saldırısıyla karşılaştı. Kasım 2023'ten itibaren ise belirli sayıda ailenin Galatasaray'da toplanmasına izin verildi. Dün ise cumartesi aileleri 1000. hafta oturmasını Galatasaray'da kitlesel bir şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyunun kırmızı fularlı kız olarak tanıdığı Gezi direnişçilerinden Ayşe Deniz Karacagil, Gezi'nin yıl dönümünde 29 Mayıs 2017 tarihinde Rakka hamlesinde ölümsüzleşti. Anısını hazırladığımız dosyamızla devam ediyoruz. Gezi direnişinin yıl dönümünde Destan Temmuz olarak Rakka'da ölümsüzleşen Ayşe Deniz Karacagil'i ezilenler kırmızı fularlı kız olarak tanıdı. 23 Ağustos 1993 tarihinde Ankara'da doğmuştu ve Gezi direnişine katıldığında 20 yaşındaydı. Ispartalıydı, Yörüktü, ailesi Devyol geleneğinden geliyordu. Lise yıllarında yaşadığı sistemi sorgulamaya başladı ve mücadele etmeye karar verdi. Halkların onur ve özgürlük ayaklanması olan Gezi direnişi başladığında Antalya'daydı. Ardından İstanbul'a geldi. Direniş günlerinde SGDF ve SFP ile tanıştı. Gezi direnişi sona erdikten sonra da İstanbul'da mücadele yürütmeye devam etti. Direnişin ardından başlatılan siyasi soykırım saldırıları kapsamında 2 Ekim 2013'te gözaltına alınıp tutuklandı. Mahkemelerde Haziran ayaklanmasını sahiplendi ve devleti yargıladı. Duruşmada şöyle demişti. Bize devlet babamız bolca tazikli su ve kimyasal hediye etti. Gemiciklerimiz olmadı. Gezi direnişini insanlık onuru için gerçekleştirdik. Yeri geldi öldük, yeri geldi kör olduk, tutsak olduk. Kırmızı fuları açıklayayım. Bence bulunmayan o örgüt kumaş fabrikalarıdır. Ayşe Deniz Karacagil 4 aylık tutsakın ardından tahliye edildi. Ardından da yüzünü dağlara döndü. Destan Yörük olarak PKK'ya katıldı. Kürdistan dağlarında bir süre kaldıktan sonra bu kez savaşmak üzere MNKP Komünist Kadın Örgütü savaşçısı olarak Rojava'ya geçti. Rojava'da Destan Temmuz adını aldı. Temmuz adıyla 20 Temmuz'da Pirsus'ta katledilen yoldaşlarının anılarını düşlerine yüklenmiş oldu. Destan Temmuz, Enternasyonel Özgürlük Taburu'nun katıldığı Rakka hamlesinde 29 Mayıs günü Gezi direnişinin yıl dönümünde ölümsüzleşti. Güvercin Postası. Müzik.
Değerli dinleyenler, sırada hapishanelere ilişkin haber merkezimize düşen haberlerden derlediğimiz hapishane haber turumuz var. İstanbul ve Ankara'da hasta tutsaklarla dayanışma eylemi gerçekleşti. İHD İstanbul Şubesi 635. F oturmasını Beyoğlu'nda bulunan dernek binası önünde gerçekleştirdi. Bu hafta Tekirdağ 2 No'lu F tipi hapishanesinde tutulan ve 21 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleştikten sonra yaşamını yitiren ağır hasta tutsak Ergün Akdoğan'ın yaşadıkları kamuoyuyla paylaşıldı. Hasta mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi İHD Ankara Şube binası önünde bir araya gelerek hasta tutsakların durumuna dikkat çekti. İnisiyatif üyeleri 507. haftada İzmir Menemen R tipi hapishanesinde 84 yaşındaki ağır hasta tutsak Sıddık Güler'in durumuna dikkat çekti. Her iki eylemde hasta tutsakların serbest bırakılması talebiyle son buldu. Tayatlı ailelerden Nurettin Kaya için Taksim Meydanı'nda eylem. Ölüm orucu direnişinin 219. gününde olan Nurettin Kaya için Tayatlı aileler Taksim Meydanı'nda açıklama yaptı. Kuyu tipi hapishanelerine karşı Nurettin Kaya'nın ölüm orucu direnişi 219. gününde. Nurettin Kaya'nın tüm talepleri kabul edilsin. Kuyu tipi tecrit hücreleri kapatılsın pankartının açıldığı eyleme Nurettin Kaya'nın annesi Dudu Kaya da katıldı. Eyleme saldıran polis, Tayatlı aileleri yerde sürükleyerek gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mapusta Kadın Olmak Çalıştayı kitabının lansmanı yapıldı. Tevgere Cinan Azat TCA, Beyoğlu'nda Anzavur Pasajı'nda bulunan Karşı Sanat Merkezi'nde Mahpusta Kadın Olmak Çalıştayı kitabının lansmanını yaptı. Açılış konuşmasının ardından avukatları aracılığıyla mesaj gönderen kadın tutsakların mesajlarına yer verildi. Daha sonra kitabın yazarları söz alarak kitabın nasıl hazırlandığına ilişkin bilgileri paylaştı. Kürt siyasetçi Gülten Kışanak yaptığı konuşmada Gezi ve Kobani dava tutsaklarına tüm siyasi tutsaklara selam ve sevgilerini gönderdi. Etkinlik kitabın imzalanması ile devam etti. Hasta tutsak Mehmet Emin Çam kalp krizi geçirdi. Tedavileri engellenen hasta tutsaklar sağlıklarını ve yaşamlarını tehdit eden hapishane koşullarında ölüme sürükleniyor. İHAD'nin ağır hasta tutsak listesinde yer alan 72 yaşındaki Mehmet Emin Çam kalp krizi geçirdi. Cuma günü akşam saat 22 sıralarında Batman Beşiri T tipi kapalı hapishanesinde kalp krizi geçiren Çam, Batman Bölge Hastanesi'ne götürülerek anjiyo olduğu belirtildi. Gençlik örgütlerinden İstanbul ve İzmir'de eylem. Gençlik örgütleri 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüme iradesi gösterdiği için tutuklanan 74 devrimci için Kadıköy ve İzmir'de eylem yaptı. Taksim ve arkadaşlarını mücadele alacaklarını vurgulayan gençlik örgütleri, 1 Mayıs'ın halklarda bulduğu bu karşılık ve her an bir an ayaklanmaya dönüşebilecek atmosferin burjuvazi nedenli korkuttuğunu, devrimci ve ilerici saflara saldırı, gözaltı ve tutuklamalar yapmasıyla gördük dedi. Ankara'da Kobani, Gezi ve 1 Mayıs tutsaklarına özgürlük istendi. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Kobani, Gezi ve 1 Mayıs tutsaklarının serbest bırakılması için çok sayıda kişi Sakarya Meydanı'nda bir araya geldi. Gezi, Kobani ve 1 Mayıs tutsaklarına özgürlük istenen eylemde eşitlik, özgürlük ve barış taleplerini bastırmak için gerçekleştirilen kitle katliamlarını Maraş, Sivas, Suruç, 10 Ekim cezasızlık politikalarıyla aklanması karşısında adalet talebiyle bir aradayız denildi. Tutsakların derhal serbest bırakılması istendi. Birçok kentte tecride son ver çağrısı. Tecride son ver eylemleri kapsamında Mardin, Van, Mersin ve Adana'da AKP il binaları önünde açıklamalar yapıldı. Tutsak yakınları, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler tarafından Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt soruna demokratik çözüm kampanyası kapsamında düzenlenen tecride son ver eylemleri kapsamında yapılan eylemlerde Kürt halk önderine uygulanan tecride derhal son verilmesi istendi.
DEM Parti heyeti Sincan'daki Kobani dava tutsaklarıyla görüştü. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salih Aydeniz, Sincan hapishanesindeki Kobani davası tutsaklarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası hapishane önünde açıklama yapan Aydeniz ve Temelli, Kürt halkının, sosyalistlerin, bütün dünyadan herkesin ortaklaşa mücadeleye verdiği Kobani'nin dünyanın en büyük internasyonalist dayanışma örneği olduğuna dikkat çekerek cezaların bu dayanışma çerçevesinde verildiğini vurguladı. TC'den Yüksekdağ mektup. Biliyoruz ki son sözü direnenler söyler. HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ bir mektup yazan TC'ye, hakikat arayışımız direniş ve dayanışmayla büyüyerek her türlü faşist barbarlığı yenecektir. Cezaevlerinde tek bir yoldaşımız kalmayıncaya kadar direnmek ve mücadele etmek tarihsel sorumluluğumuz, özgürlük teminatımızdır. Biliyoruz ki son sözü direnenler söyler dedi. Mektupta sürece ilişkin bir dizi noktaya dikkat çeken TCA, Kobani dosyasından verilen cezanın kadınlar açısından hiçbir hükmünün olmadığının altını çizdi. Ve son olarak içeride tüm tutsaklar serbest bırakılıncaya kadar mücadeleyi büyütme sözü verdi. Değerli dinleyenler, Türkiye'nin kirli siyasi pazarlıkları sonucu 3 yıldır Sırbistan'da tutsak edilen ve 105 gündür açlık grevinde olan internasyonalist devrimci Cevdet Piroğlu'nun Umut Gazetesi'ne gönderdiği sesli mesajını birlikte dinleyelim. Yoldaşlarım, dostlarım, Sırbiya hükümetinin bütün hukuksal yollar ve anayasa mahkemelerinin lehime bir sürü kararına rağmen hukuksuz bir şekilde beni tutsak tutmasının 3. yılına az kaldı. Ben haftaya 100. yılına girerken bu direnişimde sonuna kadar kararlıyım. Sırbiya hükümeti AKP faşist iktidarını baskısı altında beni hukuksuz ve anayasasını tanımayacak bir şekilde tutsak tutmaya devam ediyor. Şundan emin olun ki ben dünyada işçi sınıf ve proletaryanın, Türkiye'de ve Kürdistan'daki özgürlük mücadelesinin, Bedrettinlerden, Spartaküslerden, Adalılardan, mazlumlardan aldığım direnişi Ulaş Bayraktaroğulları'yla sürdürmeye devam edeceğim. Şundan emin olsunlar, beni hiçbir şekilde yıldıramayacaklar. Ya özgür kalacağım, ya özgür kalacağım. Hiçbir şekilde zorla beslenmeyi bir kabul etmiyorum. Bedenimi sonuna kadar özgürlük mücadeleme yatırdım ve tarihteki özgürlük direnişçilerinden, devrimcilerden, proletarya sosyalistlerden aldım bu gücü. Şundan emin olsunlar, ben bir komünist, Kürt komünist olarak bu baskı, zulüm ve hukuksuzluğu yeneceğim ve Sırbiya hükümeti bunu görecek. Sizlere de gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı teşekkür ediyorum ve önümüzdeki hafta belki sağlık durumu kötüye gidebilir. Sizlere de en devrimci duygularımla selamlarımı iletiyorum. Değerli dinleyenler, bugün ve bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya pazar günü Avrupa saatiyle 12'de, AME saatiyle 13'te görüşmek dileğiyle. Ekip arkadaşlarım adına iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, umutla kalın.